Manisa Televizyon'dan herkese selamlar, saygılar. Tribünün yeni bölümüyle karşınızdayız ve futbol dolu bir akşamla karşınızdayız. Sadece ligler değil, kupaların da oynanmasıyla beraber bu hafta değerlendireceğimiz birçok maç var. Öncelikle bakarsak, Manisa Futbol Kulübü'nden başlarsak, kupada turu geçti Manisa Futbol Kulübü, Fas'a Belediyespor 1-0 mağlup ederek ve ligde galibiyete çok yaklaşmasına karşın Boluspor'u evinde 2-2 ile 1 puanla gönderdi. Yine de 7 hafta sonunda mağlubiyetle ayrılmayan ve puan kazanılan ilk hafta oldu. Bir miktar da olsa kümede düşme durumunu düzeltmiş oldu. Altındaki rakiplerin tabii ki daha hala oynanmamış maçlar, eksik maçlar olmasına karşın şu anda küme altında değil Manisa Futbol Kulübü. Bunun haricindeki baktığımız tüm Manisa takımları bu haftayı 3 puanla kapattı. Akhisar deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetle kümede kalmayı neredeyse büyük oranda bir adımlamış oldu ve bunun haricinde baktığımızda Soma Spor muazzam bir galibiyet, lider Sivas Belediye ile oynadı ve dışarıda aldığı 3-2'lik galibiyetle rakibini hem liderlikten etti hem de playoff hattına yaklaşmış oldu. Son olarak Turgut Spor'a baktığımızda son 4 maçta hiç mağlup olmayan bir takım var ve bu haftada aldığı 3 puanla beraber kümede kalma durumuna yaklaştı. 9 puanla altındaki 3 takımın en yakındakinin 5 puan önüne geçmeyi başardı. Tabii ki bu takımlarımız arasından da kupalar oynandı. Soma ile Turgutlu elendi. Akhisar Spor yoluna devam ediyor kupada. Bunların hepsini şimdi değerlendireceğiz. Gökhan Aytaç ve Bülent Asgönüllü bizlerle beraber. Kaptanımla başlayalım. Kaptanım, hoş geldin. Evet. Seyredenlere iyi akşamlar diliyorum. Manisa FK bu hafta da yüzümüzü güldürmedi. Fakat oynadığı futbolla ileride bize umut, biraz umut verdi. Tabii bunları ileriki konuşmalarımızda değineceğiz. Şimdiden seyircilerimize iyi seyirler dilerim. Evet, Gökhan'cığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Hakan. Saatler olsun diyelim sen yeni imajınla. Evet. Askere geri gitmeye karar verdim. Olabilir, senden her şeyi beklemedik. Gel gitler yaşayamıyorsun çünkü. Oyunun iki yönünde iyi oynayan, tanımına uyan bir insansın. Aynen öyle. Öncelikle tam sağ baskı. Yeni imajının programa bize Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Manisa Spor. Manisa FK'ya gelince 7 maç aradan sonra puan aldık. Sevinelim mi üzülelim mi arasında kalan bir maç. Rakip 10 kişiydi. Kaptan da dediği gibi ilerleyen dakikalarda daha detaylarına gireriz. Onun dışında Soma muhteşem bir galibiyet aldı. Yenik duruma düştüğü karşılaşmada zirveyi karıştıracak bir galibiyet aldı. Turgutlu Spor'un çıkışı sürüyor. Akhisar düşme hattının üstüne çıktı. Keyifli bir haftaydı açıkçası. Bir Manisa FK'nın galibiyetiyle de süsleseydik şu haftayı her şey daha güzel olacaktı ama kaptanın dediği gibi ufak ufak kıpırtılar başladı. Yavaş yavaş ölü toprağına atıyoruz. Ya şimdi tabii ben maça da direkt gittim, Akhisar'a gittim. Herhalde Akhisar'daki son maçımızdı bu. Bir sonraki maçı Mümünoz Kasap'ta oynayacak Manisa Futbol Kulübü. Bu maçın neden oynanmadığı ile ilgili bir bilgi var mı? Yani bana vali muavinliği evet, onay vermediği gibi bir şey geldi ama inanamadım da. Doğru. Öyle vali muavinliği, evet. Ben de 2 saat önceden öğrendim. Normalde Mümünoz Kasap'a gidecektim. Akhisar'daymış maç dediler. Şaşırdım yani bir gün önceden vali muavinliğin şey vermeyeceği söylendi. İzin vermediği söylendi. Maça 2 saat kalanı kesinleşti şey. Peki ne? Haberin doğruluğu bilmiyorum. Yani güvenlik mi artık bazı eksikler mi var demiş, bir şey demiş yani. Unutmamış. Ya herhalde haftaya Mümünoz Kasap'ta oynayacak, haftaya dediğim bir sonraki hafta en azından. Belki de yeni bir duyum, ışıkların yeterli olmadı falan söyleniyor. Yani o da ne kadar doğru ne kadar. Ya TFF, benim anladığım TFF onay verip evet, Manisa Valiliği izin vermiyor. Evet, Manisa Valiliği yardımcısı izin vermiyor. Tamam, vali yardımcısı kimi temsil ediyor? Öyle, valiliği temsil ediyor. Şaşırdım yani o kadar değil. Fazla değişecek çok konu var. Hiç aklımın hayalimin almayacağı, Türkiye'de de başka bir vilayette olacağını düşünmediğim bir karar. Ama daha derinlemesine detayı varsa da onu bilmiyorum. Tam konuya da vakıf olmadığım için bana böyle bir şey geldi, inanmadım. Sizden de teyit alınca bir şok yaşadım yani yeniden. Vali muavinini ikna edemiyorsak işimiz zor bu sezon yani. Hayır, ikna edemiyoruz değil, o ikna olmuyor herhalde yani, sorun orada. Ya ikna olacak şey ne? Tabii şimdi işin detayını da bilmediğimiz için çok da eleştirmeyelim. Biraz daha içeriği öğrenirsek önümüzdeki hafta en azından ya da belki arada falan öğrenirsek
Hakkımız saklı kalsın. Buna, bu konuda eleştiri yapma hakkımız saklı kalsın. Şimdi 3 takım birden kazandı. Manisa Futbol Kulübü de ben bu sene herhalde 3. kez canlı izlemeye gittim. İlk yarı Okan girdikten sonra zaten hoca da senin söylediğin normalde bizim işte Serkan Hoca'nın yaptığı 65. dakika gibi bir sürekli bir totem vardı. 65'ten önce değiştirmiyordu ama hoca daha tabii 20. dakikalarda kırmızı kartın gelmesiyle Bolu eksik kaldı. Nasıl oynayalım diye bakarken direkt bir müdahale yapmaya uygun gördü. Gakpa'yı çıkarttı. Hemen ardından Okan Eken girdi. Normalde bu sezon çok ciddi güven vermeyen bir oyuncu ve takımın bu maç yıldızı oldu. Girdiği gibi de zaten 2-3 hava topu gönderildi ve sonunda bir tanesini sonuca ulaştırmayı başardı. Şimdi yani hocanın müdahalesi 1-0 getirdi ama ikinci yarının başı ben şanssızlığa bağlamak çok da aslında şey olacak, kolaycılık olacaktır ama bence hakikaten şanssızlık yani. Bolu Spor kaleye 0 kere geldi, 2 tane gol attı yani enteresan. Şimdi maçı izleyenler, özetleri izleyenler bence golleri görmüştür. Manisa Futbol Kulübü'nün bu hafta galibiyet almaması tam bir şanssızlık yani. Şanssızlıktan başka bir şeye bağlayamam bir hata. Ya gol yemesi çok önemli değil de yani kaçırdığımız inanılmaz goller de var yani. Özellikle 85'ten yani sonra 5 evet, tane falan yani, kaçırdık. Tabii böyle yani. Şey inanılmaz golleri var. Yani hele bir ileride yani konuşacağız belki de. Orgil'in kaçırdığı bir kafa golü var. Yani inanılmaz ya. Altı pasın içinden. Tabii. Kaleci kalenin ortasında sağ köşeye vurdu. Out attı. Yani böyle şeye falan çıkmadı. 93 dakika falan olması lazım. Yani 1-1,5 metre kalenin dışına gitti top. Kale direğinin dışına gitti. İyi vuramadı. O zaman şöyle yapalım. Maçı derinlemesine detaylı şekilde değerlendireceğiz zaten. Önce bir maçın haberini verelim. Haberi izleyelim. Ardından Manisa Futbol Kulübü Bolu Spor maçını değerlendirmek üzere yeniden buradayız. Manisa Futbol Kulübü Spor Toto 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Beypiliç Bolu Spor'u ağırladı. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Başkan Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar takip etti. Manisa Futbol Kulübü karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı. Takımın gollerini 45+2 ve 73. dakikalarda Okan Eken kaydetti. Manisa Futbol Kulübü Spor Toto 1. Lig 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Yılport Samsun Spor'a konuk olacak. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Bazen çok isteyip istenileni yapmakta zorluk yaşıyorsunuz." dedi. "Bazen çok isteyip istenileni yapmakta zorluk yaşıyorsunuz. Bunun nedenleri de aslında ligimizde çok zor bir lig. Yani farklı bir lig oynanıyor. Bizim de kendi oyun kültürümüz var ve bu oyun kültürüne oynamaya çalışan bir takım var. Yani topa sahip olma oranında ve pas sayısında ligin en dominant takımlarından bir tanesiyiz ve rakiplerimiz bizi bozuyorlar ve bu konuda da birçok işte ligde topun oyunda kalma süresi çok az. Ve topun ritmini bir türlü arttıramıyoruz. Aslında ilk 20 dakikalık süreçte tam da bu oldu. Maça iyi başlayamadık." Kulüplerde de insan hayatında olduğu gibi zor zamanlar yaşanabileceğine değinen Altay, "Bizlerin görevi oyuncuların sakin kalmasını ve neticeye odaklanmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı. "İnsanın hayatında bazen zor dönemler de oluyor. Kulüplerin de bu şekilde dönemleri olabiliyor. Çünkü yaşamadığı bir durumun içerisine girmiş durumda. Bizlerin de görevi oyuncuları sakin kalmasını ve geleceğe odaklanmalarını sağlamak ve bunu yapmanın da yolu çalışmaktan geçiyor. Kendi adıma oyuncuların isteklerinden, arzularından memnunum. Fakat oyunun gerekliliği konusunda da çalışmamız gereken bir durum var. 10 kişiye karşı daha sabırlı, daha organize ve net hücumlar gerçekleştirmeliyiz. Bunu yapmanın yolu da sakin kalmak, özellikle lider oyuncuların da oyunu yönetmesiyle olacağını düşünüyorum." Bolu Spor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer de maçı değerlendirdi. "Evet, bir puan ama oyuncuların bu maçı kazanmış gibi kabul ediyorum" şeklinde konuştu. "Sonuçta bir puan aldık. 2-2 sonuçlandı maç. Ama ben oyuncuların gösterdiği mücadele ve sahadaki o
duruştan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Ya benim için evet bir puan ama oyuncularım bu maçı kazanmış gibi kabul ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Evet, kupa mesaisinden sonra lige açıkçası 3 puan amacıyla dönmüştü Manisa Futbol Kulübü. Çünkü 7 haftalık bir kötü gidişat vardı. Çok da yaklaştı 3 puana ancak sahadan 1 puanla ayrılmak durumunda kaldı. Gökhan Aytaş beni biraz önce uyardı. Oyuncu değişikliğini yanlış söylemişim. Gakpa demişim. Tormin'le değişmişti Okan Eken. Bu düzeltmeyi de yani kusura bakmayın öyle bir canlı yayında küçük bir hata. Özellikle senden başlayalım Gökhan. Maçta hani takımı... Bu sene herhalde hakikaten en hücuma rahat oynadığımız oyundu. Çünkü 10 kişide kalan Bolu herhalde 50. dakikadan sonra özellikle 2. golü bulduktan sonra hiç sahasından çıkmadı. Bu da tabii ki daha rahat hücum etmemizi sağladı. Ama istediğimiz golü bulamadık. Ya, futbolun melekelerinin tamamen bize döndüğü bir maç oldu. 2-20 dakika hocanın dediği gibi durgun başladık. Bolu Spor'un ritmine ayak uydurduk. Rakipler bozuyor bizi diyor hoca. Doğru diyor ama buna da biz çağrı üretmemiz lazım. Artık Nizamettin'e döndüğünü düşünürsek o topun sahipliğindeki dönüş hızını daha arttırmamız lazım. O duran maçta oyundan sonra Ongil'in savunma arkasına yaptığı koşuda Fethi'nin atılmasıyla birlikte bütün ibre bize döndü. Hocanın da 42. dakikada yaptığı değişikliği, ilk yarı sonunda attığı golle hamlesini alması Okan'la. Tamam bu sefer şeytanın bacağını kırdık derken yine iki tane gol yemeyi başardık dediğin gibi pozisyon vermeden. Yine kalede boşa çıkışlar, yan toplarda savunma zafiyeti, hatta takım savunmasında çok eksiklerimiz var sezon başından beri. Sezon başında bu savunmadaki zafiyetleri yaşıyorduk ama sezon başında en azından bir ezbere oynadığımızda bir oyun vardı. Haftalar geçtikçe bunu da kaybettik. Kolay değil. 7 maçlık üst üste kaybeden bir takım vardı. 7 maç aradan sonra alınan bir puan var. Okan'ın attığı 2 gol var. Hani elle tutuna baktığımızda. Nizamettin penaltı yazsa çok değişik bir sonuç olurdu. Tabii. Güzel bir yere vurdu ama yani bir karış içeriden gitse, yani iki kaleci de olsa çıkarmayacak bir top. İnce bir vuruş yaptı. Direkten döndü. 90 artılardaki yakaladıklarımızı atsak maç 4-2-5-2 biterdi. Burak 80'den sonrasında. Orgül saç baş yoldurdu. Yani sezona ettirikle başlayan isim sakatlık yaşadı vesaire. İnanılmayacak şeyler oldu. Yani kırmızı kartla beraber dönen İbre'yi kullanamadık. Kullanamadığımız gibi de çok büyük fırsat teptik. Alınan bir puan kazanç mıdır, kayıp mıdır terasına koyduğumuzda bu ligde her puanın önemli olduğu da aşikar. Dün İstanbul Spor gitti Gençler Birliği'ni yendi. Evet. İlk 20-30 dakikada Gençler Birliği 2-0 falan yapardı maçı. Bir gol, sonra ikinci yarıda bir tane daha kıstırdılar. 2-0'la döndüler. Yani ligde herkes herkesi yenebiliyor. Erzurum-Balıkesir maçına biraz baktım. Çok üstüne oynadı Erzurum Spor. Balıkesir bir gol attı. Bir 10 dakika daha olsa maç belki berabere bitecekti. O yüzden her puan, her golün anlamlı olduğunu düşünürsek bir puan en azından 1-0'dan büyüktür mantığıyla baktığımızda arttı. Ama artık biz vitesi arttırmamız lazım. Bunun için de daha kompakt bir oyuna geçmemiz lazım. Ufak kırıntılar, oyundaki gelişmeleri tabii ki görüyoruz ama bunu da ilk olarak ilk saha maçlarını Manisa'da oynayarak başlatmamız lazım. Şu Akhisar'dan çıkmamız lazım. Stadın büyüklüğü, pandemi sebebiyle de gelen seyircinin azlığı, mesafe de az değil. Bizi havaya sokamıyor. Zeminin de çok iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ufak bir yağmurda vesaire de etkileyebilecek bir zemin. Ki Akhisar'ın da oynadığını düşünürsek ilerleyen kış şartlarında daha da ağırlaşacak zemin. Burada bir an önce Mümin Özkasap'ta oynayıp bir ezbere oynadığımız oyunun sahasına gelmemiz lazım yani kendi evimize. Onun dışında takım savunmasını geliştirmemiz lazım. Topsuz oyunda çok eksikliklerimiz var. Top bizdeyken de oyun hızımızı kaybettik. Bunların üstüne çalışmamız lazım. Ve üç en önemlisi bizim Samsun deplasmanından puanla falan da galibiyetle çıkmamız lazım. Eğer orada da yaşanabilecek bir olumsuzluk maalesef ki bizim bu düşme derya kuyusundan uğraşmamıza sebep olacak. Bir önce buradan atmamız lazım kendimizi. Ligde haftalar geçtikçe takımlar daha da sertleşiyor.
daha da elimizi tutulur hale geliyor. O yüzden bizim bir seri yakalamamız lazım. Bu maç büyük fırsattı. Bu anlamda büyük bir fırsatı tepmiş olduk. Yani burada aslında Bolu Spor için mesela bir puan kesinlikle kazanılmış bir şey. Yani hocanın da söylediği gibi bence galibiyet almış gibi zaten sevindiler. Manisa Futbol Kulübü için bu maç puan almak değil, bu maç 3 puan alınması gerekiyordu. Yani şimdi Veya Hoca kızmasın, yani. Hani Manisa'da görev yaptı. Veya Hoca'ya her maç başında bir puan versen hemen hemen çoğunu kabul eder, yani %60'ını. Kesinlikle kabul eder. Oyunu bir tutayım, bir edeyim. Çoğu maç 3-6 ile oynamayı falan tercih ediyordu. Yani Bolu kadrosu da çok kıymetli bir kadro. Bu takıma karşı bir de Bolu'nun eksik kaldığını düşünürsen sıfır üretkenlik oynayacakları sabitti. Yani bu takım böyle kıstırmışken yenemiyorsanız büyük bir kısmeti elinizin tersiyle etmiş oluyorsunuz. Şimdi daha ilk yarı yanlış hatırlamıyorsun 25. dakikalarda, 25-30. Dakikalarda hoca, yani Rea Hoca Bolu Spor'u direkt zaten beşli savunmayı da geç, altılı savunma tarzına çevirdi. 6-3, hani ileri hiç çıkmayan bir duruma getirdi takımı. Golü yedikten sonra aslında ikinci yarıya çok hızlı başladılar ve bu golleri de beklemiyorlardı. Ondan sonra zaten ikinci bölgeye de geçtim. Direkt ceza sahasının hemen üstüyle yaklaşık 15 metrelik bölgeye sıkıştırdılar oyunu. Ve ya herhalde 53. dakikada, 55. dakikada o civardan sonra hiç çıkmadılar. Buna rağmen hani hava toplarında en az 7-8 pozisyon buldu Manisa Futbol Kulübü. Senin söylediğin Orgil'in pozisyonu var. Yine 95. dakikada bir pozisyon daha var. Diallo'nun plaseyle attığı, kalecinin sektirmediği. Hakikaten yani bir gol bulsa aslında maç 5'e doğru gider ama bir gol olmayacak da bir türlü. İkinci golün de geleceğine çok emindim ama hani ya o kadar uzun uğraştırdı ki Bolu ve şanslara da çok yaver gitti. Kaleci de 5 tane kurtarış yapmış. Birazdan istatistikleri de vereceğiz. Ya o açıdan Selmani'yi geçemedik ama biraz da mışmışla mışmışla da gitmiyor iş. O topu da çizgiyi geçireceksin. Yani biraz da şey tabloyu öne koymamız lazım ki eğer sürekli pembe tablo çizersek de bence takıma ihanet etmiş oluruz. Bu takım muhakkak galip gelmesi lazım. Yani bu ritimsizlik, bu kazanamama pek ayrı alamet değil. Yani namağlup kazanan şampiyon bir takım var 3-4 ay öncesine kadar. Şimdi galibiyete hasret bir takım olmuyor, onun da ilerliyoruz. Bunun tersine çevirmemiz lazım. Bunun dışında yediğimiz bir ikinci gol var. Hakem düdüğü çalmadan bizim bütün oyuncu aile faul olduğuna karar verdi. Yani bilmiyorum 3. ligde falan böyle bir konsantrasyonsuzluk olmaz. Allah'tan yani Süper Lig'de bu mantıklı değil. Yani VAR falan var ya, offside falan karar verse bırakacaklar demek ki. Şimdi yani sana katkı koyayım orada. Geçen hafta Adana maçında Ahmet Kesin offside offside diye hakeme şey yapıyor, işaret veriyor. Halbuki devam etse ikinci golü çıkaracak. Tabii. Şimdi de Veli elini kaldırıyor. Halbuki herkes durdu ya. Tabii bir anda tüm ben düdük çaldı sandım izlerken. Baktım yani, golü verdi sonra. Televizyonda izledim ben. Döndü verdi. Yani düdüğü bunun, şimdi çaldı. Bolu Spor'un attığı iki gol de tamamen karanma goller. Yani şans faktörü. Yarın pozisyonlu yani. Arkan dediği gibi iki gol buldun ama bizim geçen seneden başlayan bir her maç gol yeme alışkanlığımız bu sene zirve yapmış konumda. Yani yiyoruz. Gol yemeyi başarıyoruz. Evet, yani bu haftada normalde Bülent abi hani birkaç hafta açısı hakem hak ediyor, özür dilerim. Kaleci hatalarıyla gol yemiştik. Bireysel hata, kalecinin bu sefer hiçbir günahı yok. Yani adamın da bir anda önünde karşı karşıya pozisyon kaldı. Ama altı pasta yerde kaldı. İlk yarıda yine bir boşa çıkmalar falan, yani bizim takım savunması, kale bir diyalog eksikliği var. Evet. Her maç bir iki yan top boşa çıkmalar. Kazandığımız maçlar dahil, Denizli'si, Gençler Birliği, İstanbul Spor maçı dahil. Defans kaleci işbirliği çalışmaları yapılmalı. Yanlıştırım anlarda daha önce yani yapılıyordu ama. Çok öyle, fiziksel ve taktikselden ziyade bizim mental anlamda yukarı çıkmamız lazım. Bunun da acil bir 3 puanlı olacağını düşünüyorum. Bu hafta da çok yaralı bir takım var. Evet. Orada da kafa kopa karşı kopa gidiyor. İstifalar vesaireler. Bıraktı. Mehmet Akgüz'ü bıraktı. Keşke galip geldikleri bir maç sonrası oynasaydık. Evet. Onlar için de kritik bir maç olacak. Çok zor bir karşılaşma. Bülent abi istersen maçı değerlendirelim. Evet. Ondan sonra yine istatistiklere de konuşuruz. Samsun maçını da konuşuruz. Şimdi topun bizde hoca diyor ya, yani top
oynama süremiz fazla. Topun bizde kalmasından ötürü eğer puan verselerdi biz tahmin ediyorum 20-25 puan şu anda puanımız olurdu. Gerçekten de yani olurdu. Hakikaten öyle. Yani 60-70 dakika top sizde olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Yani evine götürdüler. Top bizde ama rakibi sandalyeden düşürecek. Ara paslar atmıyoruz. Şimdi bir kere hücum attığı bir takımın bu şekilde oynamaz. Yani neden oynamaz? Hücum attığımız gerek kanat oyuncuları gerek santraforumuz Orgil çok sabit oynuyorlar. Yani çapraz koşular da yapmıyorlar. Topsuz öne girip duvar da olmuyorlar. Tamam mı? Boş koşular yapmıyorlar şeye stoperlerin arkasına. Böyle olmayınca orta sahada istenilen topları aralara atamıyor. Yani ara topa atmazsan futbolda pozisyon yaratamazsın. Bir tane attık. Onu da rakibin o Fethi denilen 4 numarası kaptanları Orgil'e şey yaptı. Ne kadar etkili olduk orada görüyorsun. Yani bir ara pası ne kadar etkili. Bir oyuncu eksik ettik. Ardından da eksik anında da bir penaltı yakaladık yani. Esasında yani, kaptan şimdi sözünü kestim kusura bakma. Öndeki üçlüye baktığımızda hiç bizim takım izlemeyen biri olsa bu oyuncuda nokta özelliği ne diye sorsan çok hızlı bir şekilde kontrol yapabilen, savunma arkasında koşu yapabilen oyuncular örneğin bir Orgül, Sertaç, Tomri baktığımız zaman. Evet. Ama işte elle tutulduğu zaman bunların hiçbirini yapamadığımız için kaptana katılıyorum. Pozisyon yönetemiyoruz. Yani Orgil'in, Sertaç'ın çapraz koşu, alan boşaltması, yalancı koşu yapıp orta sahaya alan açması bunlar normal özellikleri. Bunlarla ne oynayamazsın dersin, set oyununda sıkıntı yaşarsın diye düşünürsün ama normal özelliklerini ilginç bir şekilde inkar ediyorlar. Tabii öyle olunca işte sabit duruyorsun. Kanatlarda Sertaç'tan Tormit, şey de sabit, Orgil de sabit. Ayağına veriyorum. Sertaç alıyor, geri dönüyor, şeye veriyor, tekrar orta sahaya veriyor. Tekrar Nizamettin alıyor, sol tarafa atıyor. Oradan işte sağ tarafta Torbin alıyor, tekrar orta sahaya veriyor. Yani bir adım ileri doğru bir hareket olmuyor. Bu sefer de rakip şey iyice kapanmış oluyor. Yani seni bekliyor, set oyuna dönmüş oluyor. Bekliyor seni. Sen de sabitsin, bütün akılları kestiler. Nitekim bir tane pozisyon bulduk ilk yarıda, bir iki pozisyon bulduk. Bir tanesi penaltı oldu, bir tanesi de işte o oyuncu atıldı. Yani bu şekilde oynadığımız sürece bizim gol bulmamız, pozisyon bulmamız, üretkenliğimiz hiç olmayacak. Yani akan oyunda çok zor. Duran top, yan topla kıstırırsa yani kıstıracak. Yani bakıyoruz rakibin attığı iki golde de gerçekten şey var, tamamen şans. Bal var yani. Hakikaten bal yani. Bize bir şey yok. Böyle bal olur mu? Olur. Adam topu tutuyor. Öndeki adama çarpıyor. O vuruyor. O gol oluyor ilk golde. İkinci golde de tamamen hakem faul verebilir miydi orada? Bilmiyorum. Şeyi tekrar seyredemedim. O Torbin'e yapılan galiba şeydi orada. Çok sert bir hareket vardı. Torbin diyor bir şey. Nino'ya. Nino'ya çok sert bir hareket yapıldı. Verilebilirdi yani çalsa kimsenin i̇şte, bir şey diyemeyeceği bir pozisyon. Şeyde bizim defansla durduğu adam da vurdu. Bambaşka diye vurdu yani. O adam da zaten öne düştü. O da inanamadı. Kasango değil mi? Evet bir baktı. Hani hakeme de baktı ondan sonra devam etti. Tabii canım yani. Birkan'da ne yapacağını şaşırdı zaten. Şimdi bugün o pozisyonu... Ama mesela kaptan ilk golde de şans faktörü var ama iki tane şans veriyorsun. Tabii tabii. İkini vuruyor dönüyor dönen top da... Tabii yani orada şey bizim ceza sahası içerisinde adam markajına girmemiz lazım. Herkes adam adam oynayacak. Ben senin yani kucağıma alacağım. Yani stoper olarak santrafuru kucağına alacağım. Böyle önüne alacak iki şeyinde ayırmayacak. Ayrıldığı zaman yani iki metre bir metre boşluk versem sana... Eğer top ona düşerse vuruyorum, gol yapıyorum. Onun için orada adam markajı şart. Yani alan markajı 18'in dışında yaparsın, orta sahada yaparsın ama burada kesin kes birebir oynamamız lazım şeyler. Yoksa çok pozisyon veriyoruz. Bunlar da kalemize gol oluyor. Sonra çıkaracağız diye uğraşıyoruz yani. Ne bulduk bu pozisyonlar? Bulduk. Bulduk ama yani
Çok garip bir şey var ya. Sanki o Selma abi de kanat taktı, şey taktı. Kayayı büyüledi sanki. 3-4 tane top çıkardı adam. İnanılmayacak toplar çıkardı. Bir roşotayı çıkardı. Tabii. Son dakikada şeyin bizim ne? Diallo'nun işte Diallo'nun çıkarttı. Sekte zaten gol olacak. Tabii orada bitti bizim. Dibinde bekliyor. Yani bu şekilde oyun dediğimiz sürece, araya pas atmadığımız sürece, dikine oynamadı. Forvet çapraz koşular yapmadığı sürece, orta sahadan gelen oyunculara duvar olmadığı sürece bizim yani gol atma şansımız neredeyse sıfır. Çünkü bakıyorum son yarım saatte mesela ben bekledim artık Sertaç sağdan gitmiyor. Alıyor topu. Yarı yarı gideceğine dönüyor sola. Yani içeriye gidiyor. Ama sanıyorum ki bir sakatlığı olmuştu. Sertaç, çünkü bir sekti yani uzun süre. Şu var. 10 dakikadan sonra ben olsam Sertaç'ı sol kanata koyarım. Yani sağdan gitmedi. Kavisi de orta açsın diye. He, yani ilk pozisyonda yakaladığı topları orta yapsın diye sola koyardım. O değişiklik gelmedi kenardan. Ama hocanın da oyunu değişiklikleri yok muydu? Vardı mesela dediğin gibi Tormini aldı, şeyi koydu. Okan'ı. Bir tek şeyi gördü. Tabii bunu da söylemeden olmaz. Artık rakibi 10 kişi kalmış. Bu Kokomo'yu, Kokomo'yu şeyde 4 tane adamla kontrol etmenin amacı yok. Kasango'yu. Yani. Zaten adamın gelmeye niyeti yok. Gelmeyecek adam gelmiyor artık. Set oyuna döndü diye artık defanstan çıkmıyor. Geleni vuruyorlar, gibeni vuruyorlar. İşte tek adama bakıyorlar. Tabii. Tek adam kontrataktan yakalarsa götürecek. Yani orada defanstan bir oyuncuyu da mesela Ahmet Kesim aldı. O saatte Ahmet Kesim aldıysa Ahmet yani şeyi çıkarıyor, Veli'yi çıkarıyor. Ahmet Kesim aldı. Ahmet'in o son artık vuruşlar için aldı. Ama şu var, bak onu her zaman tartışırım. Yani orada yapılacak şey Ahmet Kesim aldı. Sen dön gari, üçüncü santrafora dön. Yani yüksek top geliyor sağdan soldan. Ahmet'e de stoperlerden, genelde stoperler uzun boylu oluyor. Evet. İyi topa çıkarlar kafa toplarını. Orada da Ahmet'i oynatabilirsin şeyde. Okan'dan Orgel'in arkasında, yanında, sağında, solunda oynatabilirsin. Artık doldur boşa gitti oyun. Orada artık Ahmet vurursa hiç defansa tutmanın anlamı yok. Defansa bir fazla olmanın anlamı yok. Çünkü rakip bir kişi. Ben bunu bir hata olarak gördüm ama hocanın şeyleri var. Gerçekten de Tormini çıkarması bir de Gappa'da bu ilk defa bu maçta hareketliydi. Yaratıcı bir maçında da golü attı. Penaltıda. Şeyde falan yani bir iki araya top attı Gappa. Gerçekten geçse karşı karşıya bırakacak toplardı. Gökba ama sana söylediğim gibi çok çabuk bir oyuncu. O orta sahada hani o bileğini falan görüyorsun. Adamda ciddi oranda bir teknik de var. Sadece sanki pozisyonu orası değil gibi oynuyor. Biraz daha sanki açık alanda daha rahat oynayacak gibi. Çok fazla orta sahanın ortasında oynama durumu gösterdi. Şimdi Bülent abi bizim birkaç hafta önceden yani daha bu kazandığımız dönemde takımın her zaman yıldızı Nizamettin'di mesela. Nizamettin gittikten sonra çok aradık. Bulamadık. Mesela bu maçta Nizamettin bence takımın yani hakikaten yönlendiricisi olduğunu yine gösteriyor. Ben şöyle diyeyim, Manisa Futbol Kulübü'nün ilk yarıda olduğu tarafta oturdum. Ve sol beke kadar geliyor Nizamettin. Hakikaten tüm takım acaba nereye gideceğiz diye lider arıyor. Nereye yönlendirecek diye arıyor. Nizamettin o kadar net, o kadar isabetli, yüzdeli paslar atıyor ki takımı da o tarafa. Benim olduğum tarafa kadar geldi, topu aldı. Bir uzun top tıp sağ tarafa kontra. Hemen takım çıkmaya başladı. Bunu daha önce yapabilen oyuncumuz yoktu. Mino'nun da böyle bir özelliği yok. Hakan Barış'ın da yok. Tabii Nizamettin'in böyle özelliklerinin de kullanılması bu maçta tabii ki Boluspor'un da çok fazla oynamaya niyetli olmaması, 10 kişi olmasından dolayı o fırsatları bulamadı ama top yönlendirmesi açısından ve hırsı isteği açısından çünkü topu attığı gibi de hemen sprint atarak takımı da çıkartıyor. Bence Nizamettin'in dönmesi bizim için zaten çok önemli olduğu evet. Kesin ama özlemişiz. Yani ayağını da özlemişiz. Penaltıyı kaçırması çok büyük şanssızlık. Kaçar penaltı yani. 10 numara vurdu ama yani milimle kaçırdı. Yani direğe vurdu top orada. Tabii. Dünyanın en iyi oyuncuları kaçırıyor penaltı. Nizamettin sanki hiç ara vermemiş gibi oynuyor. Kesinlikle. Son iki maçı Ankara Gücü ve şu maçtı ki ciddi bir sakatlık geçirdi. Kaburgaları biliyorsunuz 40 kişi olmuştu. Evet.
çatlamışlar. Ben şu maçta da çok şey gördüm, formda gördüm izabetini. Bir kere top kaybetmiyor. Kolay kolay top kaybetmiyor. Ama bizim beklediğimiz, yani bu oyunu yönetirken Nizamettin gibi bir ustada, tabii az evvel söyledim, forvetin çapraz koşu yapması lazım. Boş alanlara sprint atması lazım. O alanlara topu atacak Nizamettin. Veya orta sahada Nino mu? Nino atacak. Soğuzo mu oynuyor? O atacak. Hakan mı oynuyor? Hakan atacak. Yani bu orta saha oyuncuların defansının arasına, stoperlerin arasına, beklenen stoper arasına pasları atması lazım. Yoksa böyle al, ver, al, ver. Yani çok zor bir burs. Şimdi rejiden rica edeyim, maçın da istatistiklerini de bir kısa bir göz atalım. Çünkü istatistikler de maçı izlemeyen veya sadece özetini izleyenler için çok ciddi açıklayıcı olacaktır. Maç boyu Manisa Futbol Kulübü'nün topa sahipliği %71. Ekranlarımızda görüyoruz ve toplam şut 24 şut atmış Manisa Futbol Kulübü. 10 şut Boluspor atmış. İsabetsiz şut 8'e 5. Kurtarış Boluspor'da 5. Yani o kalecinin ne kadar iyi bir maç gösterdiği. Köşe vuruşlarında 8'e 3'lük bir üstünlük yine. Serbest vuruşlarında 12'ye 9. Faullerde Boluspor gayet faullerini kullanmış. 14'e 9. Ve offside'da da çok fazla tabii ortayla girişim yaptığımız için 6'ya 0'lık bir Manisa Futbol Kulübü üstünlüğü var. Zaten istatistikler de hepsini söylüyor. Ama tabii ki bunu hiç unutmamak lazım. Boluspor'da 10 kişi olmasından dolayı çok top oynamaya niyetli bir durum göstermedi. Ve Bülent abi, şimdi senin söylediğin o kornerde, bizim yediğimiz golde, kornerde tam benim açımda Mehmet Zahit Çınar sağ tarafa doğru gitti. Adam paylaşımında herkes o kadar çok içeri yığıldı ki Zahit bomboş duruyordu. Pas geldi, hemen savunma çıkmaya başladı. O anda işte zaten markaj kaçtı. Orada zaten iş karambole girdi. Aslında korner normal kullanılsa, ama tabii Zahit'e gidip de bir kimse baskı yapmadığı için baştan, adam paylaşımında ceza sahasının dışındaki adama müdahale etmeyince tabii takım çıktı. Bir anda içeride boşluk bıraktı Manisa Futbol Kulübü. O da büyük şanssızlık ve bir noktada da organizasyon eksikliğinden dolayı olduğunu düşünüyorum. İsterseniz bir de yavaş yavaş Samsunspor maçını da değerlendirelim Gökhan'cığım. Bu hafta içinde Samsunspor'un Bandırma Spor karşısında aldığı bir 2-0'lık mağlubiyet var. Bülent abinin dediği gibi iki oyuncu kadro dışı, scout ekibi kovuldu ve daha sonra o açıklamayı sen de görmüşsündür. Fuat Çapa'nın tam yetkiyle takımın başında olduğuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Samsunspor'da da işler iyi gitmiyor ve hakikaten ihtiyaçları olduğu bir galibiyet var şu anda. İki tarafında çok önemli bir 3 puan ihtiyacı var. Bizden hallice yani. Bir tık daha iyi ama ciddi bir seyirci desteğine karşı oynayacağız. Tek avantajımız büyük maçlara daha konsantre olabiliyoruz. Ama şu anki oyun tarzımızla işimiz çok zor. Ne kadar kötü de olsa Samsunspor'un ölüm kalım maçı gibi bir havaya büründü ligin başı olmasına rağmen. Bu raddede baktığımızda çok zorlu bir müsabaka bizi bekliyor. Muhakkak tam konsantre olmalıyız. Yani bu maçta yediğimiz goller gibi oyuna dalgınlık veya kendimiz karar verip oyunda durma gibi hareketlerde bir anda kalemize gol görebiliriz. Evet, Bülent abi senin de düşünüyorsun. Evet. Ya şeye baktığımızda puan tablosuna gerçekten bir psikolojik bir eşik var. Yani burada 3 puan alacak bir Manisa Futbol Kulübü çok yukarılara çıkacaklar. Evet. Yani 10. sıraya kadar falan çıkabilir. 8. sıraya çıkabilir, 9. sırada gelebilir. Dolayısıyla yani ben bu şeyin psikolojik bir eşik olduğunu görüyorum bu Samsun maçının. Eğer burada bir 3 puan bize lige tekrardan başlamamıza sebep olacak. Psikolojik eşiği de atlatmış olacağız. Sporcuların üzerindeki bu yılgınlık, ya yine mi galip gelemedik şeyi, psikolojisi de ortadan kalkacaktır. Samsun yenilecek bir takım değil. Gerçekten yenilecek takım değil. Özellikle bu sene yani, hakikaten. Neredeyse puan almayanı dövüyorlar Samsun'da artık yani. Öyle bir durum söz konusu. İsimliğe bakıp da Samsun'un çok güçlü olduğunu falan zannetmemek lazım. Onlar da çok için için kaynıyorlar. Orada da büyük sorunlar var. Taraftarı, yönetim, futbolcular arasında. Dolayısıyla Manisa FK Samsun'dan puan alacak güçlüdür. Bu hafta iki tane oyuncusu da oyuna katkı koyan iki oyuncusu da kadro dışı kaldı. Ben
Manisa Futbol Kulübü'nün çıkışa geçeceğine inanıyorum bu maçtan sonra. Evet, rejiden bir rica edelim. Biraz önce vermişti. Bir hemen puan tablosunu acaba geri alabilir miyiz? Bir puan tablosuna da bakalım en azından. Evet, şu anda üst tarafa bakarsak ilk 3 sırada Ümraniye, Ankaragücü ve Eyüp üstünlükleri sürüyor ve Ümraniyespor ligin hala kaybetmeyen tek takımı. Şimdi bizim maç tarafına bakarsak Samsunspor şu anda 11. sırada, oynadığı 10 maçla beraber 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet almış ve 12 puanda yer alıyor. Manisa Futbol Kulübü 11 maç, yani 1 maç fazlası var. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet, 10 puan, yani arada 2 puanlık bir marj var ve bu galibiyet, eğer olursa buradan bir galibiyet, Manisa Futbol Kulübü hakikaten Bülent abi senin dediğin gibi 10. sıraya kadar tırmanabiliyor. Ve aşağıda da bir sıkışık bir tablo var. Evet, üst grup kopmuş durumda şu anda. Özellikle ilk 6 takım üst tarafta ciddi oranda kendilerini ayırmış durumda. Ancak 9. sırada, hatta şöyle 7. sıraya kadar çıkabilirim, Tuzla Spor'un 14 puanı var. Hemen altında yine 14, 13, 12, 12, 11, 11, 11 şeklinde gidiyor. Aslında 3 maçlık bir galibiyet serisi takımı bir anda ilk 10 sıralara hemen çıkartabilecek bir durum. Ve ilk yarı bitmeden de sanki oralara çıkmamız gerekiyor. Tabii ben şey görüyorum, Manisa Futbol Takımı'nın yani bu düşme falan, şu anda düşecek, ben valla yani gülüyorum. Niye gülüyorum? Bir kere bizim en azından devre arasında telafi etme gücümüz var. Yani nerede eksiğimiz varsa orasını tamamlama gücümüz var. Yani oraya eksik kadromuzu, eksik yerlerimizi iyi oyuncularla dolduracağız. En başta bir kere sezon başı yaptık bu hatayı. Devre arasında yapmayacağımızı varsayıyor. Golle özleşmiş bir ismi almak lazım. Yani Orgel değil. Okan kardeşim iki tane çok şık gol attı. Senin söylediğin fırsatı değerlendirdi bu sefer. Değerlendirdi ama yani bizim aradığımız, böyle bizi kritik maçlarda kurtaracak, ben oyuncu düşünüyorum. Hayallerimde o var. Yani bunu nereden bulacağız? Dışarıdan bulacağız, içeriden bulacağız? Veya ligden, süper ligden kiralayacağız mı? Yani bir oyuncu golle adı geçen, özleşmiş bir oyuncuya ihtiyacımız var. Yani böyle 2-2 giden maçı bir anda bir vuruşla 3-2 yapacak oyuncu kalitesine ihtiyacımız var. Ben o açıdan Manisa Futbol Kulübü'nün devre arasında eksiklerini görüp bu playoff mücadelesine devam edeceğine inancını taşıyorum yani. Tabii playoff'tan önce bir gidişatı, bir... Tabii yani ya en azından şey var. Çünkü lig çok değişken bir lig. Gökhan söyledi az evvel. Gençler bir takımı ilk 10 dakikada 2-20 dakikada 2-0 yapabilir. Ama bir baktın ikinci yarı fırtına gibi bir İstanbulspor izledik yani. Tek pasa döndü, çabuk oyuna döndü. İki tane şık gol attı. Evet, Gökhan tabi Samsun maçının hemen ardından da aslında aşağı tarafa baktığında iki tane yine çok çok önemli maç oynanacak ve Manisa Futbol Kulübü'nün de aslında şu dönemde oynaması daha uygun olan takımlar. Altınordu yine 10 puanla 16. sırada yol alıyor. Bir hafta sonra da Balıkesirspor lig sonuncusuyla oynayacak. Aslında hakikaten fırsat haftaları denilebilecek çünkü şampiyonluk mücadelesinde olan takımlarla şu ana kadar oynadık. Ümraniye, Ankaragücü, Eyüp, Erzurum şu an ilk 4'teki her takımla, hatta Bandırma'yı da katarsak hepsiyle oynadık. Aslında şimdi biraz da aşağıda şanssızlık yaşayan takımların oynama durumu oluştu. Ya esas üzüldüğümüz nokta bu. Biz 3'lü 3 yapabilecek güçteyiz. Şu, yani gözü kapalı yapacak güçteyiz ama sahada oynanan oyun benim aklıma çok soru işareti bırakıyor. Yoksa biz çıkak Samsun'u hele bu hızlı hücum hattıyla 20-30 dakika 2-3'lük yaparsın üstüne saldırısı. Ama Fuat Çapa'yla daha kontrollü oynuyorlar şimdi gerçi. Ama biz iyi değiliz. Yani biz bir takım savunmasına otursak, hücumlar hızlı çıkışları, bölge arası geçişleri, geçiş oyunu iyi oynasak biz 3'te 3'te çıkarız burada. Playoff potasına geliriz. O yüzden soru işareti Samsun Spor maçı. Ben Samsun maçından puan alırsak 6 puanla süsleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, Manisa Futbol Kulübü'nü noktalamadan önce kısa da bir U19 takımıyla ilgili de bir haber var. Tabii bir yandan da alt yapılar en azından oynanmaya başladı. Geçen sezon tabii koronavirüs sebebiyle oynanamamıştı alt yapı ligleri.
Şimdi onlar da oynanmaya başladı. Bolu Spor'la oynayan U19 Manisa Futbol Kulübü'nde kısa bir haberini izleyelim. U19 Gelişim Ligi 1. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü U19 takımı Beypiriç Bolu Spor U19 takımını konuk etti. U19 takımı Meriç Efe Yavuz, Umut Can Çoban, Oğuz Cengiz, Mehmet Enes Gülalan, Mert Denizli, Ayber Karapo, Kerem Erdem, Batuhan Nizam, Sezer Akyüz, Arda Çolak ve Berke Kayar ilk 11 ile sahaya çıktı. Gökdeniz Binmez, Ekan Galobe, Turgut Körpe, Ahmet Can Özcan, Ersin Poyraz Ersoy, Mustafa Güneş ve Emir Tunalı mücadeleye yedek olarak başladı. Halil Unutmak Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmada antrenör İsmail Yalçın yönetimindeki U19 takımı mücadeleyi 1-0 kazandı. Takıma galibiyeti getiren golü Arda Çolak kaydetti. Bu sonuçla U19 takımı sezona 3 puanla başladı. Gençler ligin ikinci haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Yılport Samsun Spor'a konuk olacak. Evet, altyapı liglerinde başlaması gerçekten hani sadece Manisa Futbol Kulübü için değil, genel olarak tüm Türk futbolu için çok önemli. Bu çocukların oynaması gerekiyor ve Manisa Futbol Kulübü'nün de altyapıda U19'da İsmail Yalçın gibi çok değerli bir teknik adam var şu anda başında. Eminim ki genç oyuncuları A takıma olabildiğince iyi şekilde hazırlayacaktır. Onlar da sezonu galibiyetle başlamışlar. Kendilerine yine başarılar dileyelim. Manisa Futbol Kulübü dosyamızı böylece kapatıyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aranın ardından geri kalan Turgut Spor, Soma Spor ve Akhisar Spor'un maçlarını değerlendireceğiz. Evet, programın ikinci kısmıyla beraberiz efendim ve Turgut Spor'la devam edeceğiz. Turgut Spor bildiğiniz üzere bir teknik adam değişikliği yaşamıştı. 4 haftadır hiç kaybetmeyen bir takım var ortada ve bu hafta aldığı galibiyetle beraber 9 puana tırmanmayı başardı. Yeni teknik direktörü Atilla Gerin yönetiminde. İsterseniz bir kısa bir haberimiz var, onu izleyelim, ardından Turgut Spor'u değerlendirelim. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında 5 puan toplayan Turgutlu Spor, ligin 10. haftasında evinde İnegöl Spor'u konuk etti. 7 Eylül stadında oynanan mücadelede Turgutlu Spor, İnegöl Spor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar gol bulamazken, kırmızı siyahlı Manisa temsilcisine galibiyeti getiren gol 79. dakikada Burak Gençal'dan geldi. Ayrıca karşılaşmada Turgutlu Spor'dan Berat ve Yiğit, İnegöl Spor'dan da Erdem sarı kart gören sporcular oldular. Evet, İnegöl Spor karşısında alınan galibiyetle beraber 4 haftaya uzattığı yenilmezlik serisini Turgut Spor ayrıca hafta içinde kupada Mardin karşısında mağlup olarak kupaya veda etti. Bülent abi, evet. Hakikaten Turgut Spor özellikle o mağlup olduğu dönemde çok umut vermiyordu ama şu anda yavaş yavaş kendisine sanki yani orta sıralarda göreceğiz gibi gösteriyor. Evet, alınan bu galibiyetler, bu çıkış taraftarla yönetim arasındaki buzları eritecektir. Sanki bir iyileşmeye doğru giden bir durum var Turgutlu'da. Yani taraftarla yönetim eğer biraz daha bir iki galibiyetten sonra iyice birbirine kenetlenecek gibi gözüküyor. Tabi böyle olması da Turgutlu'nun yararına, iki başlılık, çok seslilik bazen bir takıma şey yapar, zararı olur. Ben bu galibiyetlerin Turgutlu'nun daha üstlere taşıyacağını düşünüyorum. Turgutlu'nun bu hafta şansı da Niğde ile oynayacak olması. Hatta dün mü, Fatih Terim'in işte basın toplantısında Niğde ile ilgili bayağı bir konuşuldu. Niğde şu an hala aslında başsız şekilde duruyor. Devre arasından sonra çok daha farklı bir takım olacak ama şu anda Turgut Spor... 4-0'dan mağlup şu an Sakaryaspor. Öyle mi? Yani daha oynandığı için ben de bakmamıştım. Evet, Sakaryaspor karşısında aldığı 4-0'lık hatta daha farklı bir mağlubiyet de olacak. Dediğim gibi bir plansızlık, programsızlık da var ortada. Turgutlu sanki o maçta bir 3 puan kopartır gibi görünüyor. Evet, bu şeyle formuyla
kopartır, puanını da 12'ye yükseltir. Buzlar eriyor gibi geliyor. İnşallah sezon sonuna kadar da böyle gider yani. Evet, Gökhan'cığım sana dönelim. Hem galibiyet hem ardından gelecek iki hafta kolay maçlar diyebileceğimiz hem Niğde maçı hem de ardından Adıyaman maçı. Valla Kazım Hoca'nın gitmesini bekliyorlarmış herhalde. Oyuncu grubuyla ilgili de ve soru işareti oluştu. Aynı takım aynı kadro. 4 maç 2 galibiyet 2 beraberlik. Bu galibiyet çok kritikti ve nefes aldırdı. Düşme hattının üstüne çıkarttırdı kasabayı. İlk defa da gol yemeden kazandılar. Atilla Gerin hocanın da ilk maçında galibiyeti buluşması. Kaptan da dediği gibi o kara bulutları yavaş yavaş dağıtıyor. Haftada Niğde ile oynayacağını varsayırsak Turgut Spor üst sıraları tırmanmaya devam edecek. Evet, Turgutlu kısmını noktalayalım. Zaten dediğimiz gibi iki hafta arda arda hakikaten yenebileceği takımlarla oynayacak. En azından üst sıradaki şampiyonluk adaylarıyla oynamayacak. O yüzden Turgutlu için önemli haftalar bu iki hafta. Tabii ardından Adıyaman dediğin gibi. Yani Adıyaman da şimdi puan tablosuna baktığınızda Niğde 4 puanla 18. Şu anda son maçını oynuyor, 4-0 mağlup. Adıyaman'da tek galibiyet ve 9 mağlubiyetle 19. sırada. Yani bu iki maçta aslında fırsat maçları denilebilecek şey ve aslında bu haftanın galibiyeti diyebileceğimiz galibiyet Somaspor'un Sivas karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet. Sivas bu maç öncesinde liderdi. Liderliği de kaybetmiş oldu. Ligin lideri Hekimoğlu Trabzon olmuştu bu maçla beraber. Bülent abi. Evet. Yani Sivas Belediyespor şu maçı alsa 24 puan yapacaktı. Ligin dengesini değiştirdi bir anda Somaspor. Aynen. Yeni lider Hekimoğlu Trabzon oldu. Alınan galibiyet Soma'yı da üstlerde tuttu. Yani bundan sonra Soma'yı da artık bir özgüven de geldi bu galibiyetten. Gerçekten lideri devirmek kolay değil. Bu galibiyetten sonra Soma'nın yenmeyeceği takım yok ki. Buna gidiyor yani. Ama Soma Spor'un da şu an yine puan tablosundaki takımlara da bakıyorsunuz. Bence ilk 5 içerisinde yer alması çok büyük mucize olur. Çok büyük mucize olur. Yani ilk 10 içerisinde olması bence bu sezon için çok büyük başarı Soma. Ya zaten geçen sene de söylüyorduk. Soma Spor'un buraya gelmesi bile mucize. Yani bu kadar imkansızlıkla buraya gelmesi büyük bir mucize. Gerçekten bir inanmış bir grup var. Hocası, idarecisi, topçusu. Bu üçgen taraftarı bu buraya kadar getirdi. Mucize gerçekleşti gerçekten. O açıdan kutlamak lazım. Yani bundan sonra bu takım playoff'a da girmese, şampiyon da olmasa kimsenin söyleyeceği bir laf olmaz. Tebrik etmek lazım. Evet, Gökhan'cığım sana dönüyorum Soma ile ilgili. Ayrıca izleyenlerimize de bir hemen hatırlatayım. Soma Spor'da hafta içinde Ankara Gücü'ne 2-0'la mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Evet, sendeyiz Gökhan'cığım. Soma Spor böyle zirveye oynayan rakipleri yenmeyi seviyor. Büyük takımla karşı iyi motive oluyor. Yine zirveyi karıştıran bir galibiyet oldu. Kaptan da dediği gibi üstlerde tuttular. 2-1 mağlubiyetten 3-2'ye deplasmanda dönmek büyük başarı. Açıkçası tebrik etmek lazım. Kötü gidişe iyi son verdiler. Bu galibiyetle devam ettiler. Haftaya da çok ciddi bir rakiple oynayacaklar Bayburt'la. Eğer o maçı da kazanırlarsa başka hesaplar yapmaya başlayabiliriz. Sence ilk 5'e girme şansı var mı? Ya şu rakiplere baktığında yok ama Soma'nın geçen sene de şampiyon olma ihtimali Erok varken yoktu yani. Çok aslında değildi ama imkansızı başaran bir teknik heyeti ve oyuncu grubu var yönetimle birlikte. Evet, yani grupta da Hekimoğlu Trabzon şu anda 6 galibiyet 4 beraberlik hiç mağlup olmayarak 22 puanla zirvede. Sakaryaspor şimdi kazanacak ve ligde 2 kaybetmeyen takım sadece. 5 galibiyet 5 beraberlik. Yani Sakarya çok beraberlik almasa aslında şimdiye kadar işi götürmesi lazımdı. Onlar da çok kolay değil açıkçası bu gruptan çıkmayı geçtim. Playoff yapması da pek kolay bir grup değil. Diğer grupta yapabilirsin ama bu tarafta yapman zor. O zaman diğer gruba da bir kısaca bakalım. Bu hafta kupada tur atlayan bir ikinci takımımız Akhisarspor Bergama karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı ve hemen ardından da ligde aldığı galibiyetle beraber 15. sıraya tırmanmış oldu 10 puanla ve orada da puan marjı çok dar. Küme düşme korkusu yaşıyor açıkçası Akhisarspor. Evet Gökhan'cığım ne dersin? Kırşehir karşısında alınan deplasman galibiyeti. Kendine geldi diyebiliriz. Düşme hattının üstüne çıktı yine Tukut'ta olduğu gibi. Cihat'ın attığı golle Cihat kupada da gol yapmıştı.
Bergama'ya eridikleri bu karşılaşmada. Yani 3 galibiyet aldılar. Ben açıkçası Akhisar'dan ne kazanırsa kar olduğu bir sezon olarak görüyorum. İçerisi çok karışık. Bu karışıklığa rağmen bu raddede olmak da tebrik etmek lazım. Evet, yine ben Akhisar'ın formasıyla kümede kalacağını düşünüyorum yani. Her hafta işte kazandı kaybetti geçiyor ama sürekli mücadele içerisinde olan, geçen sene ya da işte Süper Lig'den düşer ki sene gibi böyle bırakmışlık yok. Hakikaten her maç üstüne koyarak gidiyorlar. Kaybettiği haftalarda da olacak. Bundan sonra da çok kaybedeceklerdir ama ben küme düşeceklerini düşünüyorum. Nasıl oluyor formayla kalma? Şimdi mesela şu konuda ben mesela Manisa Spor'da mesela birincilikten düşerken o dönem hatta Taner Hoca ile konuşuyorduk. Daha düşmemişti ve düşmeye de daha uzun zaman vardı. Ya ben demiştim ki ya hocam işte altyapıdan bir iki tane oyun çıkartırsın. O dönemde işte Kaan Miray Bağış vardı. Şimdi başka kim vardı? İki tane daha vardı. Şu an hatırlayamadım. Onları sokarsın. Furkan diye bir forvet vardı. Bu çocuklar ligde bırakır. Kancım yani tamam bu adamlar yetenekli oyuncular ama bir maç iki maç. Formasını bir maç iki maç götürecek. Ama üçüncü maç bir noktadan sonra orada profesyonellik devreye girecek diyor. Ben Akhisar'ın zaten dediğim gibi bu formayla, o altyapıdan aldığı kültürle, takımın sana verdiği özgüven ve stadyumun sana verdiği. Çünkü ikincilikte herkeste de böyle statlar yok. O yüzden hani ben Akhisar'ın dediğim gibi o kültürle, o formayla ligde kalacağını düşünüyorum. Valla formayla açıkçası kalınacaksa ben Eskişehir Spor'un daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Eskişehir Spor'un ama yıllardır bu belli yani. Stadı da milli maç oynandı biliyorsun Eskişehir'de. Onun için formayla falan o işlerin geçtiği sahada kalınıyor. Öyle formayla falan olsa parayla da olmuyor. Biraz yürekten, biraz parayla hepsinin bir arada olması lazım. En önemli de balığın başını sağlam olması lazım ki başka yerleri başka tarafa oynamasın. Akhisar'daki sıkıntı başta. Baş diri olsa arkasını toplarsın ama 3 mağlubiyette muhalefet çıkıyor. 2 galibiyette muhalefet susuyor. Bir yemekte seçim kazanılıyor. Bir fotoğrafla yönetime destek veriliyor. 6 hafta sonra yönetime dava açılıyor. Böyle bir şehir psikolojisiyle yani formayla değil başka aklına gelebilecek ne uğraşlarla versen küme düşersin. O raddeden bu girdapta Akhisar'ın bu puanı alması çok başarı 9 haftada. Evet, ben tabii beklemiyordum yani. Tabii ligin yani üst sıralarını etkileyecek bir maç Akhisar Spor Kırşehir maçı. Aldığı bu galibiyet Kırşehir'i 17 puandan etti. Yani ligin neredeyse 3. sırasına yerleşecekti. Çok önemli bir galibiyet aldı. Ama biz cumartesi günü Manisa FK maçı için Akhisar'a gittiğimizde Akhisar'a gönül veren, Akhisar Spor'a gönül veren taraftarlarla ve eski oyuncularından bir araya geldik birkaç kişiyle. Yani Akhisar'ın rakibinin kendisi olduğu söyleniyor. Tamam. Senin dediğin gibi forma, tecrübe hepsi var Akhisar'da. Yani geçen sene ligden düşmenin şeyi var, bir ağırlığı var, iyi oyuncuları var mı? O var. Tek başına maç alacak oyuncular da var Akhisar Spor'da. Fakat içeride bir türlü ilçeler uyuşmayan bir yönetim var. Eski oyuncularla iyice uzaklaşan, taraftarlarla iyice uzaklaşan Turgutlu'yla aynı Akhisar'da. Durum aslında. Çok benzer evet. Durumlar. Yani burası daha farklı. Yani dışarıdan gelen bir şey var. Bu Özbey kardeşler dışarıdan geldiği için biraz da tepki de var. Ama Gökhan'ın dediği de doğru. Bir yemekte barışıyorlar, bir yemekte seçim yapıyorlar. Çok garip bir yer. Yani kim kime Akhisar Spor'u peşkeş çekiyor. Şey yapacak gibi değil. İnilecek gibi değil. Dedim ya bunlara sahip çıkmıyor musunuz? Eski oyuncu olarak, taraftar olarak. Yani yıllardır bu kulübün peşinden gittiniz. Abi bizde böyle adam yok, şöyle yok. Yani daha başlayacak adam yok, şey yok. Bir araya gelemiyoruz. Yani Akhisar'ın da kabahati var bu işlerde. Çok seyirci kaldılar. Yani dışarıdan adam geliyor, para veriyor 3 lira 5 lira. Ben buraya başkan olayım. Ya Akhisar'dan bir tane adam çıkmaz mı? Yani ilin kaymakamı, ne bileyim ilin zengini çıkmaz mı? Yok.
O boşluğu da dışarıdan gelen bu menajer kardeşler doldurdu. Yani her şey, her an her şey olabilir derler ya, aksar o öyle bir durumda yani. En büyük rakipleri yine kendileri. Kendileri tayin edeceklikte sıralamalarını yani. Evet, liginde şimdi ikinci lig için konuşuyorum en azından. 10 maçı tamamlandı. Aslında grup grup maç maç eksiklikleri olan var. Ben ikinizden de rica edeceğim. Normalde aslında ligin başında az çok tahminlerde bulunmuştuk. Ancak hani ligin 10. haftasında ben genel görüntünün belli olduğunu düşünüyorum. İki grup içinde şampiyonluk adaylarınızı alayım. Zaten birinci hafta sormuştum bunu. Şimdi bir daha sormak istiyorum. 10. hafta itibariyle iki grupta da şampiyonluk adayınız kimdir ikincilikte? Zaten bu grupta Pendik ve diğerleri var. Pendik ve diğerleri dediğin şu anda Pendik sadece 2 puan önde, bir maç eksiği olmasına karşın. İşte sezon sonu görürsün. Ne demek istediğimi. Pendik şampiyon olup Nisan ayının sonuna doğru. Burada Trabzon'la açıkçası Sivas ve ben Bodrum'un da toparlayacağını düşünüyorum. Bu grup çok karışık. Trabzon bir hata yapmazsa götürür gibi ama Bayburt da çok ciddi para harcandığı söyleniyor. Afyon Kongre'ye gitti. Onların da beklentisi büyüktü. Sakaryaspor var. Çok zor bir grup. Yani burada Trabzon bir adım önde puan olarak ama geçmiş yıllardaki tecrübesiyle sanki Pendik Trabzon ikisi çıkacak gibi gözüküyor. Bülent abi sen ne dersin? Valla açık ara Pendik çıkar diyorum ben. Çünkü orada şampiyonluk havası yaşamış, yaşatmış oyuncular var. Küçük Mayıs'a FK. Evet, küçük Mayıs'a FK hakikaten. Var gerçekten. Bir de devre arasında yapacağı transferler de var. Pendik Spor açık ara şampiyon olur diye düşünüyor. Beyaz grupta. Ki bizi yanıltmayacaklar. Ama bu grupta da, diğer bu grupta ekip oldu. Sivas, Çorum, Ankara. Yani 6-7 takım potanın içinde. 8 takım sayarım sana direkt. Yani final nasıl olur? 60'ı olur gibi geliyor bana. Burun farkıyla olur artık. Öyle gibi geliyor. Ya, araya açacak, yani bu potadan düşecek 1-2 takım olursa olur. 4-5 takım yarışın içinde olacaktır yani. Potanın içinde olacaktır. Ben Pendik Sakarya diyorum. Sakarya'nın bu taraftan çıkacağını. Olur yani. Şimdi playoff'tan bu taraftan kim çıkarsa bu taraf yani şampiyon. Futbolda çok değişken bir oyun. Yani önceden menajerimlik yapıp böyle demek de çok doğru mudur? Değildir yani ama bir tahminde bulacak olursak senin sorunun üzerine Pendik ve diğer 4 takım diyorum yani. Bu isim vermeden 4 takım, 5 takım bu potun içinde olacak dedi. Peki öyle diyelim. Manisa takımlarımızla ilgili şimdilik maçlarımız bitti. Ancak biliyorsunuz her programda olabildiğince Avrupa maçı ya da milli maç varsa onları da değinmeye çalışıyoruz. Bu hafta Avrupa maçlarının haftası. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe oynayacak. Kısaca onları değerlendirip ondan sonra programı kapatalım istiyorum. Galatasaray Lokomotiv Moskova ile, Fenerbahçe Antwerp ile ve Beşiktaş da Sporting Lisbon ile oynuyor. Gökhan'cığım neler söylersin? Hangisi rahat kazanır dersin? Galatasaray rahat kazanır. Benim üçüde... Lokomotiv Moskova çok kolay takım bence. Üçüde kazanır diyeceğim takım yok. Beşiktaş'ın işi çok zor. Beşiktaş 3 yer. Bilmiyorum, şimdi seninle de iddialaşmayayım. Son milli takım için dedik. Farklı sonuç oldu. Ben o kadar olacağını düşünmüyorum. Ama zor maçı. Galatasaray'ın yalancı bir oyunu var. Sonuç alıyor gibi gözüküyor ama bir temele oturmuş bir oyunu yok. İç sahada yenmek zorunda olduğu bir karşılaşma değil. Beklerse bir tane kıstırırsa kazanır ama ben çıkayım şu Lokomotiv Moskova'yı sallayayım derse beklemediği bir sonuç alabilir. Fenerbahçe kriz içinde olduğu için hangi takımla oynarsa ben kazanır diyemem şu an için. Yani 3 maçta 0 çekme ihtimalimiz de var. Evet Bülent abi sen evet. Dersin. Yani ben Galatasaray bekleme yaparsa, akıllı oynarsa puan alacağını, yeneceğini düşünüyorum. Yoksa öteki türlü üstüne giderse rakibinde kaybedeceği bir şey yok. Dolayısıyla ben burada Galatasaray'ı biraz daha şanslı görüyorum ama bu taktiksel bir oyun. Şu maç, taktik maçı yani. Üstüne çok çıkmaması lazım. Diğer FB ve BJK için de çok şeyler söyleyemeyeceğim. Alınacak puanlar ülke puanını yükseltecektir yani.
Ya ben Beşiktaş'ın Sporting Lisbon karşısında kesin 3-0 yani cebe koyuyorum da 3'ten fazlası olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü onlar da en azından bir tempoyu düşüreceklerdir. Yani 3-0 civarı biter. Beşiktaş'ın aksine hani Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısında aslında dediğin gibi çok yalancı bir oyunu vardı. Yine düşük tempo oynayacaklar ama bence şu anki özgüveniyle özellikle Antep maçından da hani Kerem'in de performansının artması bence Lokomotiv karşısında en azından 2 gollü bir galibiyet alır Galatasaray. Fenerbahçe de bence yine bu kriz anından çıkmayı yani bulacaktır bir yolunu yani. Antwerp çünkü hakikaten son maçta izlediğimiz Antwerp çok kompakt bir takım ve hani o Samatta'sıyla Frey'i kullanmaları da aslında Fenerbahçe için bir noktada ihanet gibi geliyor. Hani buradayken bu adamlar böyle oynamıyordu diye düşünüyorsun. Ama ben Fenerbahçe'nin de oradan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Bu bir şey değil yani. Hemen değil. Ben öyle düşünüyorum. Karşı takımın en iyi transferi kim diyorsun? Frey Samatta. Senin beğenmediğin oyuncu. Zorlanıyorsun. Yani Galatasaray'dan Falcao gitti. Adam La Liga'yı kasıp kavuruyor. Barcelona değil, ligi kavuruyor. Kuman'ı kovdurtan adam. Niye işte hep konuştuğumuz oyun sistemin oyun mantığın yok. Bugün Galatasaray Gaziantep maçındaydı galiba. Zaman geçirdiği için taç atışını Gaziantep'e verdiler. Kaleci Günay'da topu geri geri geçecekti. Senin mantığın bu oynatmam üstüne, yatma üstüne. Böyle olunca Avrupa'da yatırmıyorlar adamı. İşte lafını kesiyorum. Bunun maçı da aynı oldu. Yani Manisa FK'nın temposunu düşürüyorlar. Erzurum maçı da böyle oldu. Belki 15-20 dakikayı çaldılar ya. Dediği doğru. Orada yatıyorsun, kalkmıyorsun. Oyun temposu. Şeyin kalecinin dokunulmazlığı var ya. Kaleci neredeyse her pozisyon pat yaptı. Selim abi zaten yattı. Yani Gökhan'ın dediği doğru. Bütün bizim takımlar oynatmamın üzerine ya. Yani o çok garip. Bir yolda bir lira gitmeyiz ya. Evet. Başka ekleyeceğimiz bir şey yoksa programı kapatacağım Gökhan'cığım. Benim yok. Peki, Bülent abi? Vallahi artık biz de güzel günler görmek istiyoruz. Güzel haberler duymak istiyoruz. İnşallah bu hafta Samsun'dan gelecek bir maçla bir oh çekeriz. Evet, o zaman bu haftalık da programı noktalayalım. Tabii bu hafta olduğu gibi bundan sonraki her hafta pazartesi günü saat 8'de olacak program. Bunu da söyleyelim. Normalde 9'daydı. Artık kışa geçtiğimiz için 8'e aldık. Haftaya yine maçları değerlendirmek üzere burada olacağız efendim. Sizleri de bekleriz. İyi akşamlar.